Yaklaşık 15 gün önce aslında Aydın basınıyla Söke'mizde bir kahvaltılı basın toplantısı yaptık. 6 aylık Söke'de yaptığımız icraatların bir değerlendirmesini yaptık. Hani kısaca bahsetmek gerekirse Efes Oteli'nin sinema bölümüne başladık. Nasipse Şubat ayında kültür merkezi olarak açıyoruz. Atatürk Mahallesi'nde Urmumcu Parkı'nda emekliler lokalini açıyoruz. Söke'mizde bir öğretmen evi yok. Onun inşaatı başladı. Yol çalışmalarımız hızla devam ediyor. Temizlikte sıkıntımız vardı. Bunları yeni araçlarla hızla çözdük. Bir kepçe, bir grader kazandırdık Söke'mize. Bunun dışında Çeltikçi mahallemizde bir çocuk parkı inşaatına başladık. Yaklaşık bunlara baktığımız zaman 25 milyonluk bir büyük bir yatırım diyebiliriz mevcut bütçelere baktığınızda. Ve güneş enerjisi projemiz hazır. Onu da yakın zamanda inşallah ihaleye çıkacağız. O da yaklaşık 1 milyon euroluk bir yatırım. Onu da söyleyebilirim. Ve bir Almanya ziyaretim oldu. Bir geri dönüşüm fabrikasını nasipse yeni dönemde Söke'mize kazandıracağız. Hızlı girdik, hızla devam ediyoruz. Enerjimiz yerinde. Halk çok memnun. Zaten halkın teveccühü ve talebi üzerine aday oldum. Umarım hayırlısı olur Söke için. Büyükşehir Belediye'miz özellikle bu 6 aylık dönemde ben göreve geldikten sonra yollara hızla başladı biliyorsunuz. İstasyon caddemizi tamamladı. Bunun dışında otopark, 2 tane otoparkımız ve otogarımız da inşallah seçime kadar bitecek. Söke'nin coğrafi konumu muhteşem. Söke bir, evet, tarım şehri ama biz burayı bir kültür şehri yapmak istiyoruz. Ben bu noktada yine önemli bir imzaya sebep oldum. Piriyen'le alakalı. Piriyen'in dünya kalıcı miras listesine girmesi için imzayı attık. Ve alan başkanımızı belirledik. Sınırımızı belirledik. İnşallah Söke önümüzdeki yıllarda turizmin Ege'deki merkezlerinden biri olacak. Adaylıkla alakalı dediğim gibi bekliyoruz heyecanla. Halkın bizden beklentisi büyük. Bize güveni tam. Biz nasip olursa öyle 50 proje, 40 projeyle falan değil, ayağa yere basan 5 projeyle geleceğiz ve 5 projeyi inşallah 5 sene sonunda Söke'nin hizmetini açacağız.